Tuncer'cim harikulade bir müzisyen gelecek şimdi. Aynı zamanda işletmecilik de yapıyor. Mekanları da var. Herkesin çok gittiği mekanları var. Ve çok müthiş bir adam. Daha önce de programlarımızı aldık. Şimdi alıyoruz. Hanımlar, beyler, Berk Sağan! Ya senin çileye gittik. Değil mi? Yanlışlıkla gittik. bir gece. Yani bu çilekler müthiş. Hakikaten müthiş. Hemen ama bir şey düzeltmek istiyorum. Ben hiç işletmecilik yapmadım. Öyle bir algı var tabii oluştu. Evet. Hiç yapmadım. Onu yapan harika adamlar var. O çok emek isteyen, birazcık hani üzerinde durulması gereken bir iş. Hiç yapmadım. Onu yapan insanlara da haksızlık etmeyeyim. Ben sadece bir markaya yarattım. Evet, yaratmışsın. Aynen. Galiba Beyoğlu'ndaki çileğe gittik. Hı-hı. Yıllar önce. Ve nasıl böyle bir şey olabilir? Çok çilek kokuyordu. Çok az hesap verdik diye de çok mutlu olduk. Halbuki ben eve gidip tapuları getirmeyi düşünüyordum. Öyle bir şey kesinlikle olmadı. Çok güzel bir marka yaratmışsın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Mükemmel. Şimdi çilekler nerede var? Şimdi şu anda Bodrum'da var. İstanbul'da sezonda açılacak ama artık franchise gidiyor. Ben çok fazla işin içinde değilim. Hmm. Zaten o zaman da değildim. Hmm. Ama hep senle anıldı. Ama tabii şimdi benim ilk şarkımın adı Çilek'ti. Beni öyle tanımışlardı. Hmm. Böyle bir kendi adımıza eğleneceğimiz bir yer olsun diye karşımıza çıkan bir fırsatı değerlendirmiştik sadece. Aha. Öylesine başlanan, eğlence olsun diye başlanan bir işti. Bir anda iş boyutunu hani atladı ve Uludağ'da, Ankara'da, Bodrum'da, her yerde şubeler açıldı. Ama hala senin isminle gidiyor. Tabii ki öyle gidiyor. Hala senin markanla gidiyor ve birileri orada hakikaten iyi işletmecilik yapıyorlar. Evet, gayet iyi işletmecilik yapıyorlar. İbrahim başında her şeyin. İbrahim kim? İbrahim Çakmak. Benim ben de pavyoncu olduğum için artık anlayabilirim. Ortaklarımdan. Biliyorum sizin de mekanınız var Bodrum'da. Ha, ha, burada da var, evet. Biz ama yanlışlıkla gelemedik bile oraya da. Yani bir fırsat bulup kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Yani o işi götürüyorlar onlar. Ben dışarısındayım açıkçası ya. Hı. Peki, şimdi şu yeni klibi seyredeceğiz. Hadi bakalım, klibin şarkısı Yeni Biri. Evet. Doğru mu söylüyorum? Evet. Yeni Biri. İzliyoruz. Müthiş klip, müthiş klip. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Bütün mesele... Ben artık, de bir şeyler bekliyordum. Evet, müthiş ama bütün mesele şu. Artık MTV yok. Evet. MTV var ama aslında yok. Aslında artık Kral TV yok. Evet. Aslında artık müzik televizyonları yok. Ve iş YouTube'a kalmış durumda. Ve YouTube'da da artık kimsenin sabrı yok. Ve bütün bu... nasıl söyleyeyim sana? Eskiler kabızlık demezler, mum kabızlık derler. Bütün bu mum kabız klip dünyasına harikulade bir klip yapmışsın. Teşekkür ederim. Hakikaten, hakikaten çok güzel izlenebilecek. Keşke müzik televizyonları olsaydı, keşke hep birlikte bu kadar iyi bir klibi izleseydik. Çok teşekkürler. Keşke. Murat Joker'in... Murat Joker, harikulade bir adam o da. Evet, o da. Biz bu şarkıyı çok sevdik. Turaç kardeşim benim. Onunla featuring yaptık bu şarkıda. Hmm. Çünkü bu şarkının bestesi ve düzenlemesi ona ait. Hmm. Sadece sözlerini ben yazdım. Bir de uzun zamandır böyle bir planımız vardı. Aslında onun bir albüm projesi vardı. O biraz sarktığı için bu şarkıyı tutmak istemedik ve paylaştık. Çok gerçekten severek paylaştığımız bir şarkı oldu. Murat da bu işin içine başka bir heyecan kattı. Bizi mutlu etti yani bu kliple. Çünkü bir fikir gerekiyor gerçekten izlenmesi için aslında. Büyük hikayeler anlatmaya gerek yok. 2,5-3 dakikalık şarkıların içine çok büyük hikayeler gömmeye çalışıyor genelde insanlar. Ben bundan, bana yapılmasından mesela mutlu olmuyorum ki kliplerimde genelde çoğunda yalnız oluyorum. Pek hoşlanmıyorum daha doğrusu. Çünkü hoş görüntülerle hayal gücünü seyirciye bırakmak daha mantıklı geliyor bana. Ama Murat bu klipte gerçekten harika bir fikirle bizi şarkımıza biraz daha güç kattı yani. Peki genelde ne yapıyorsun? Yani böyle iyi klip, iyi şarkılar, sonra ne yapıyorsun? Sahne mi alıyorsun? Tabii ki konserlerime devam ediyorum. Ama... bu konuda da hani çok hırslı adamlar değiliz. Yani orada da çıkalım, biz şuraya da gidelim, çok para kazanalım vesaire değil. Birazcık aslında
hani nasıl diyeyim, bunda da ukalalık yapmış olmak istemiyorum ama biraz seçiciyiz. Biraz direniyoruz daha doğrusu. Direniyoruz. Yani bir sürü şey oluyor. Evet, olması gereken yerde değil bu mevzular. Ama biz de duruma ayak uydurmaktansa kendimizi duruma uydurmayı tercih ediyoruz. Yani madem böyle gidiyor, o zaman biz seçiciliğimizi bu noktada yaşayalım diyoruz. Ve ona göre hareket ediyoruz. Yani her gece kulübünde çıkalım, her festivalde olalım, orada da biz olalım gibi hırslarımız asla yok. Sadece kendimizi iyi hissettiğimiz, bu müziğimizi yaparken mutlu olacağımız, bizim de eğleneceğimiz yerlerde olmak tercihimiz yani. Peki, şunu sormak istiyorum. Mesela uzun süredir bu dünyanın içindesin, gösteri evet. dünyasının içindesin. Mesela bana bakarsan ne arıyorum bu gösteri dünyasına? Sadece dükkanlarımın, tiyatromun borçlarını ödemek için bu dünyada bulunuyorum. Ve bence şu anda gerçekten ne yaşanması gerekiyorsa onu yaşıyor. Mükemmel. Hiçbir zaman bir teknem olmadı. Hiçbir zaman apartman dairesi zengin olmadım. Hiçbir zaman kreativiteden ve sanattan daha başka bir şeyi önemsemedim. Niye sana bunları anlatıyorum? Çünkü sen de bana öyle bir adam gibi görünüyorsun da o yüzden. Ya teşekkür ederim. Öyle hayatta en güzel şey anlaşılmak aslında. Yani yaptığınız işin, konuştuklarınızın veya hayata bakış açınızın karşı taraftan anlaşılması kadar keyif verici bir şey olamaz bence. Bu genelde bizim ülkemizde biz çok fazla ön yargılarla hareket eden bir toplumuz. Ve linç konusunda üstümüze yoktur. O yüzden birileri bir şeyleri anladığı zaman gerçekten şaşırıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada kaderlerimizin benziyor olması da ilgimi çekti. Evet. Çünkü dedim ya en başında biz eğlenelim diye bir şeylere başlamıştık. Sonra ben de bir havaya girmedim diye yani bir dakika ya bir patron oldum falan diye. Evet. Bir havaya girdim çünkü bir anda işte Uludağ açıldı, Bodrum açıldı vesaire falan filan derken yüzün üstünde çalışan oldu. O bir yandan keyif verdi falan ama İşin sonuna geldiğimizde yani günün sonunda evet. Durum aynen bu derecede yani. Neden burada sahneye çıkmıyorsun? Nerede? Burada, Dada'da. Neden çıkmayayım? Hiç teklif evet. etmedin ki. Hemen teklif ediyorum. Barış nerede? Hemen bu adamla, bu müthiş adamla hemen tarih konuşulsun, burada sahneye çıkmaya başlasın. Harikulade bir şey olur. Çünkü bir adam böyle bir marka yaratabilir. Çilek inanılmaz bir marka. İnanılmaz bir marka ve hepsi senin kafandan çıktı. Müthişsin bence. Teşekkür ederim. Müthişsin bence. Peki. Harikulade bize şarkı söyleyecek misin? Tabii ki isterseniz. Okey. Alkışlıyoruz. Uykusuzlar Kulübü'nde bir hafta. Para kazandım bizdeki konserinden hayır. Ben para işlerini bıraktım ya. Bilmiyorum. Çok. Barış para işlerini bırakmış. Para işlerini bırakmış. Okay Barış. Tuncel'cim daha gecenin içine giden daha derin bir program olmaya başladık gibi geliyor bana. Özellikle ülkemizde çok fazla uykusuz var ve bu uykusuzların çok seveceği bir adam gelecek şimdi. Sen de çok seveceksin. Yıllarca birçok müzisyenin arka planında kalmayı göze alarak onlara enstrüman çalan, onlara besteler veren harikulade bir müzisyen. Şu anda kendisi kafasını çıkardı ve bir dakika dedi, tarihin bir yerinde ben de kendimden söz ettireceğim ve müthiş söz ettiriyor. Hanımlar, beyler, Okay Barış! Böyle bir albüm yaptı. Bu albümü hemen görmenizi istiyorum. Özellikle koleksiyonerler, artık CD alan pek yok ama bu albümü koleksiyonumuza alabiliriz. Çünkü hakikaten bir koleksiyon albümü. Harikulade. Bu saçların,
sonra tavrın ve destekçilerin, seni sevenler, bütün bunlar muhteşem gerçekten. Daha önce radyoda birlikteydik. Evet. Daha sonra sen Dada'da bir konser verdin. Evet. Ve Dada'daki konsere gelen insanların isimlerini söylemeyeceğim. Çünkü bizim bu kabaremiz aslında çok kişinin geldiği ama kimsenin gazetecilere duyurulmadığı bir yer. Ve dolayısıyla aslında buraya gelenler aslında belki inanamıyorum o da burada diyebilirler. Fakat bundan kesinlikle magazin basınının ve gazetecilerin haberi yok. Ve mesela böyle bir adam sahneye çıktığı zaman burası full doluyor ve bu gelenler arasında çok acayip kişiler oluyor ve biz onları kesinlikle duyurmuyoruz. Bu benim bayıldığım bir şey. Hem sana bayılıyorum, hem gelenlere bayılıyorum, hem böyle çok gizli saklı bir kabarem olmasına bayılıyorum. Ve dolayısıyla burada harikulade bir konser verdin ve o konserlere devam edeceğiz. Peki, şimdi Türkiye'de bilgisayar müziğinin yani elektronik müziğin öncülüğünü yaptın. Bunu kabul ediyor musun? Yani bunu yaptığını kabul ediyor musun? Ha? Evet, enstrüman seçimiyle ilgili ya biraz bizim elektronik tuşlu çalgılar biraz bilgisayara teslim etti olayı. Hmm. 90'ların başında başladım. Hala da devam ediyor. Yeni bir teknolojik bir şey olduğu için saz seçimi önemli biliyorsunuz başta. Evet. Sonra Sezen Aksu ile çok şeyler yaptın. Evet. Ve o seni destekledi ve senin yaptığın müziği beğendi ve senin yaptığın müziği destekledi. Sen de Sezen Aksu'nun müziğini destekledin. Karşılıklı bir ilişkiniz var. Çünkü Sezen Aksu tabii Sezen benim çok eski yıllardan tanıdığım bir insan. Sen de aslında bütün bu saçlarının sarılığı, kafan, mafan, şeklin itibariyle ne kadar genç görünsen de aslında sen yaşlı bir adamsın. Hı? Tuncer, yaşlı bir adam. Evet, kesinlikle. Tuncer de yapması gereken şey yapıyor, böyle yapıyor. Yok artık, evet, doğru, öyle bir adam. Ama ve lakin o kadar çok kişiye müzik vermiş bir adam ki, o kadar çok kişiyi var etmiş bir adam ki. Mesela bunlardan saymamız gerekirse Sezen Aksu, Rafet El Roman, Aşkın Nur Yengi, Çelik Erişçi, Yaşar Kurt, Nez, Yusuf Güney. Evet. Daha da var. Evet. Yani çok kişi var. Bu kadar çok kişiye müzik yaptıktan sonra, destek verdikten sonra bir anda çıkıyorsun ve diyorsun ki bir dakika ben buradayım. Fakat yıl 2019. Evet. Öf. Çok fena. Yani ve ortalık YouTuber, influencer, fenomen filan kaynıyor. Bence berbat bir dönem. Önemli değil. Sonra diyorsun ki Türkiye'de çalışmadığım çok az ünlü var. Neredeyse hepsine çaldım. Evet. Sonra diyorsun ki çok acayip bir şey söylüyorsun. Ben aslında tenorum. Bu halim Sezen Aksu'nun dokunuşu. Evet. Bu pes ses daha etkili. Evet. Biraz da şeyle ilgili bir tercih gibi bir şey ya. Çok fazla bağırılıyor. Bu aslında bir teknik aslında. Daha aşağıdan konuşmak. Ya da bağırmak. Ama niye bağırılır yani? Bağırmayalım dedik yani. Çünkü tenor bayağı diye bir yerde yani. Çok yüksek perdelerde. Burada aşağıdan daha pes perdelerden söyledik. Ama herhalde bir dahaki albümde tenorlar çıkacak. Öyle şeyler de söyleyecek. Ben tamamen şu andaki durumla hemfikirim. Yani şu anda Show Radyo'daki programımıza geldiğin zaman da seni dinledim. Bence şu andaki okey yani nefis. Böyle mi devam ediyor? Nefis, evet. Yani çünkü gerçekten duygusallaştığımız ve gerçekten şarkıları anladığımız zaman tenoral değil. Ya biraz hikayeyle de ilgisi var, şarkılarla da ilgisi var. Şimdi bir şarkı var mesela albümde Sibel Algan'ın sözlerini yazdığı.
nasıl anlatılabilir yani? Çok sıkıntılı bir durum. Bazı şeylerde yükselmek gerekiyor. Bir imdat durumunu imdat diye olmaz yani. Olmaz. Evet, doğru. Anlatırken de ona dikkat ediyoruz. Biz fazla doğru. da bağırmamaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla bağıran var. Ben zaten tenörüm yani. Bağırmak kolay yani. Ama buradan bu şarkıları anlatmak sanki biraz hikayede de ilgisi var. Yani hikayesine göre çıktım ben de bazı yerlerde, çıktım dike. Ama genel olarak böyle naif naif kulağını kulağını böyle anlatır bir hal var. Evet. Pek tercih edilmiyor. Çünkü orada sesi tutmak zor. Çok dalgalanıyor. Ama orada... galiba dinlediğimiz şarkılarda iki şey var. Bir, şarkı söyleyen kişinin hüner gösterişi. Bu hüner meselesi çok fazla var. Mesela bütün dünyada ses yarışmaları var. Neydi şu filme gittik, o oğlan da oynuyordu. Ne o? Yesterday diye filme gittik. Hani dünyada bir acayip bir olay oluyor da bir anda Beatles şarkıları kayboluyor filan gibi bir şey. Mesela çok güzel bir film. Senaryo yazarı ve yönetmeni de çok önemli bir adam. Daha önce çok önemli filmlere imza atan bir adam. O filme gittik. Mesela çok beğendik. Orada oynayan oğlanın adı neydi? Kendisini oynuyor. Himself. Oğlanın adı neydi? Ed Sheeran. Ya bu Ed Sheeran hakikaten dünya müzik endüstrisini, dünya müzik piyasasını öyle bir çıkmaz sokağa soktu ki hakikaten berbat bir yere soktu. Herif bir müzik ilahı değil. Eğer 2019 senesine gelindiğinde ben de hayattaysam ve 2019 senesinin müzik ilahı Ed Sheeran'sa bir an önce ölmek istiyorum. Çünkü korkunç bir adam. Ve dünyayı saçma sapan bir koridora soktu. Ve bu koridordan çıkış yok. Ve bütün müzisyenler Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de herkes Ed Sheeran gibi şarkı yapmak istiyor. Daha fenasını söyleyeyim. Ed Sheeran Amerika'da müzisyenler kaç para kazanıyor bilmem ne listesinde maalesef ki bir numara. Şimdi dolayısıyla bu bütün herkesi tahrik ediyor. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Bir sanatçı nasıl oluyor da bir başka sanatçının para kazanmasından tahrik oluyor? Bunun olmaması lazım normal şartlarda. Çünkü bir sanatçı kesinlikle marka çantalara, marka giysilere, marka arabalara ve apartman dairelerine ve havuzlu villalara ve arabalara ve teknelere burun kıvırmış bir adam olması gerekiyor bir sanatçının. Nasıl oluyor da burun kıvırmıyorlar kazandığı paraya bir yandan öykünüyorlar ve böyle bir şey hayal ediyorlar. Dolayısıyla bu Ed Sheeran'ın açtığı yolda ilerleyen başka gerizekalılar var. Bunun olmaması gerekiyor normal şartlarda. Ama var. Bizde de oluyor. Şimdi mesela 20 yıl önceki ünlü bazı arkadaşlar çıkıp ben saçmaladım diyebiliyor. İyi ki söylüyorlar. Bak, ama 20 sene bizim ömrümüzü yedin, o ne olacak? Evet, ömrümüzü yediler. Çok haklısın. Çok haklısın. Kesinlikle çok haklısın. Peki, nasıl geçiyor konserlerin? Bu seçimleri biraz bekledik açıkçası. Seçimlerden sonra bütün her tarafın normale döneceğini düşünerek ki öyle oldu şu anda. Öyle başladı. Oldu, evet. İşte bu hafta başlarız artık. Tekrar konserde. Burada sahneye çıkacaksın değil mi? Çıkarız. Barış! Barış! Barış, Okay Barış'la hemen sözleşme yap. Bizde tekrar sahneye çıkıyor. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Harikulade. Çok harikulade. Güzel geçti canım burası. Çok zaten. Güzeldi. Burası çok güzeldi. Tekrar çok mükemmel olabilir. Peki. Şöyle diyorsun, ilk müziğimi saz, bağlama ve gitarla yapmadım. Sentetik sesler ürettim. Yaptığım sesler yurt dışına satıldı. Oradan para kazandım. Bu çok önemli bir olay. Evet. Bu elektronik keyboardlar bu ülkeye geldiğinde çok böyle dış kaynaklı müzik yapmak üzere. Çünkü oradan geliyor. Bu keyboardların burada satılabilmesi için, çalınabilmesi için bazı türkü sesler gerekiyordu. Önceleri böyle kotadan kanun yazmalar, obuanın tiz oktavından zurna çıkarmalarla başladı. Sonra bir girdim işin içine, çok güzel oldu. O aletler burada satılabildi çünkü
burada kullanılabildi. Udlar, cümbüşler, kanunlar falan, Türk iş enstrümanlar gelince. Bir dönem öyle çalıştık ama ben bir kere sattım. Dükkan binlerce kişiye sattı. Evet. Öyle bir durum oldu. Vazgeçtim. Sonra vazgeçtim ondan yani. Peki bir yandan da tabii ki çok özel bir insandın. Çok özel bir üretimin vardı. Ve bu üretim Türkiye'de bunu algılayabilecek en iyi insan, en iyi müzikten anlayan insan tarafından algılandı. Sezen Aksu tarafından algılandı. Evet. Ve senin kesin kes ve sonuna kadar destekçin oldu. Şimdi ben seninle beraber otururken şu anda diyorum ki ikimizin de herhangi bir jenimiz varsa, bir tür jeni yani cevher, böyle bir şeyimiz varsa bulur. Bu ülkede kuruyup gitmesine engel olan, kuruyup gitmesine, dağılmasına, yok olmasına engel olan insan Sezen Aksu'dur. Kesinlikle evet. 90'ların başında bana bunu yaptı. Sonra dönüp bir sürü insana yaptı. Daha önce de yapmıştı. Daha sonra da yaptı. Ve senin buradaki konserinden sonra birbirimize sesli mesajlar gönderdik. Evet. Çok fazla sesli mesaj gönderdik. Tabii bu garip bir şey. Yani ben hanımefendiyle, Sezenciğimle hiçbir zaman böyle konuşmadım bugüne kadar. Ama galiba imtina ettik direkt telefon konuşmasından. Çünkü eskiden telefon konuşması da yoktu. Ben onunla cep telefonları çıkmadan önceden beri görüşüyorum. Dolayısıyla birbirimize şöyle şeyler gönder. evet. Tam basınca da olmuyor ya o. Biraz beklemek gerekiyor. Evet, WhatsApp'ta. Yani çok güzel geçmiş konser. O da öyle diye bir şeyler birbirimize gönderdik ve hepsi senin hakkındaydı. Hepsini saklıyorum, sana dinletebilirim. Harikulade. Çok güzelmiş. Harikuladeydi. Harikuladeydi. Müthişti. Ne zaman biz de tekrar Barış hemen bir sözleşme yapmamız lazım. Olur, yapalım seve seve. Para kazandın mı bizdeki konserinden? Hayır. Ben para işlerini bıraktım ya. Evet, çok Barış para işlerini bırakmış. Yani, para istemez yani. Barış para işlerini bırakmış ama değil mi? Harikulade. Cazip solist. Müthişsin, müthişsin, müthişsin. Nasıl gidiyor hayatın? Bu ara biraz yoruldum ya. Neden? Çünkü birikiyor. Yani herkes bekliyor. Neyi beklediğini biliyoruz. Sonra bir anda bir yüklenme oluyor. Ben de biraz tek başıma çalışıyorum. Her şeyi bitirmek zor oluyor. Niye buluşmuyoruz sen, ben, İzel? Buluşalım. Buluşalım valla. Sabaha karşı. Zaten hep gececiyiz, evet. Zaten. Senin eşin. Eşin. Değil mi? Senin eşin ve benim sevgilim uyurken. Sen, ben, İzel. Niye hayatla konuşsak ilgili felsefe yapmıyoruz ve niye besteler yapmıyoruz? Çok güzel olur. Mükemmel olur bence. Çok da güzel gitarlarım var biliyorum. Çok güzel gitarlarım var. Çalabiliyor muyuz hepsini onları? Hepsini beraber biraz çalabiliriz. Vallahi. Harikulade el yapımı amfilerim var. Şimdi birazdan herkes uyumaya gitmeden önce bize şarkı söyleyecek misin? Olur. Okey, harikulade. Hanımlar, beyler, alkışlıyoruz. Okay Barış!